ve böyle de sünnet olması bizim içindir. Kendisi için değil. Bize yol gösterir Resulullah. Yol gösteriyor. Hani vaktiyle anlatırlar ya, tekrarında fayda var. Vaktiyle olmuş bir hadise. Acaba şimdi de öyle bir şey olsa, Müslümanlar yine öyle mi olur, başka türlü mü olur, onu bilmiyoruz. Derler ki, evvelce İstanbul'da ahalinin dini duygularının yavaşladığı, söndüğü, dini duygularının gevşediği zamanlara rastlıyor. Böyle zamanlar çok. Müslümanlardan birisi bir çeşme yaptırmış da, çeşmenin üstüne bir yazı, mermerin üzerine bir yazı kazıtmış, bir yazı yazılmış. Bu çeşmeden Müslümanların su içmesi haramdır, günahtır demiş. Hani manzara çirkin tabii. Bir sadaka-i cariye yapıyorsunuz, bir çeşme yapıyorsunuz. Bu çeşmeden içmesi icap eden, en evvel içmesi icap eden, en fazla içip de dua etmesi icap eden Müslümandır. Müslümanların da bu çeşmeden su içmesi haramdır dediğine göre nedir bu? Bu gariplik ne? Bu acayiplik ne? Kulaktan kulağa yayılmış, dilden dile uzanmış. Nihayet o günkü padişahın kulağına gitmiş. Efendim sultanım demişler, falan yerde bir Müslüman çeşme yaptırmış. Çeşmeye de buradan Müslümanların su içmesi haramdır demiş. Bu ne kadar çirkin bir şey. Bunu bir anlayalım demişler. Sultan da, padişah da çeşmeyi yaptıran hayır sahibini çağırmış. Gel bakayım buraya. Sen misin bu çeşmeyi yapan? Evet. Neden bu yazıyı yazdın üzerine? Müslümanların içmesi niçin haram olsun? İçmesi icap eden Müslümanlardır. Hizmet Müslümanlara evvela. Sultanım efendim, bunun cevabını şimdi anlatmayacağım. Müsaade ederseniz bir tecrübeyle, bir deneyle bunu cevaplandırayım demiş. Nedir demişler? Anlatmış. Bana bir zabıt, bir asker, bir subay, bir polis ver demişler. Bir şeyler, bir deneme, bir tecrübe yapacağım. Polisi vermişler. Bir pazar günü meşhur bir kiliseye baskın yapmışlar. Polisler, zabıtlar, zabıtalar kiliseyi basmışlar ve en önde Hristiyanlara, o İsevilere vaaz eden, nasihat eden, İncil okuyan papazı kıskıvrak yakalamışlar, kolundan sürükleye sürükleye karakola götürmüşler. Gel bakayım buraya. Bu böyle olmakla beraber o kilisenin içinde ne kadar Hristiyan varsa, büyük küçük, kadın erkek, hepsi birden hiçbir yere dağılmadan, kaçmadan, firar etmeden hepsi papazın peşinden yürümüşler. Bizim papazımıza ne oldu? Niçin götürüyorsunuz? O suçsuzdur. Onu ne demek için, ne maksatla götürüyorsunuz? Böyle şey olur mu diye karakola kadar gitmişler ve papaza sonuna kadar sahip çıkıp müdafaa etmişler. Zaten bu bir tecrübeydi. Hemen serbest bırakmışlar. Bir cumartesi günü, cumartesi de biliyorsunuz Yahudilerin bayramıdır. Yeryüzünde cumartesi günü Yahudi bayramıdır. Bir cumartesi günü de Yahudilerin toplanıp kendi aralarında ayin yaptıkları bir havrayı, havra basmışlar. Havrada Yahudilere Tevrat'tan bir şeyler okuyan, ders yapan haham başısını, haham başıyı tevkif etmişler. Gel buraya. Almışlar, çıkmışlar. Yahudiler de bütün fertleriyle beraber haham başının peşinden gitmişler, onu tam manasıyla müdafaa etmişler. Tamam. Bir cuma günü de Sultanahmet Camii Şerifinde hutbe okuyan minbere çıkmış, Müslümanlara cuma günü hutbe okuyor. Tecrübe bu ya. Zabıtalar, polisler aynı şekilde camiye girmişler. O hutbe okuyan hocayı kıskıvrak yakalamışlar. Gel bakayım buraya. Ve çekmiş götürmüşler. Camiyi tıklım tıklım dolduran Müslümanların bir kısmı canım demiş zaten bağırıp çağırıyordu. Çok da
aşırı konuşuyordu. Ne bize lazım, ne olur ne olmaz. Bir kısmı bir kapıdan sıvışmış. Bir grup da Allah belasını versin zalim herifler, kafir herifler, kocalarımızı da alıp götürüyorlar diye, onlar da bir başka kapıdan çıkıp sıvışmışlar. Peşinden gitmiyorlar. Bir başka grup canım, zaten olacak, olacağı da buydu. Kaç kere söyledik, hocam böyle konuşma, yumuşak söyle, şöyle ol, böyle ol demiştik. Cezasını buldu, oh olsun bu hocaya demişler. Kenardan kaçanlar, köşeden kaçanlar, zavallı hoca tek başına karakola gitti. Tek başına. Ve peşinden kimse gitmedi. Bunun üzerine raporu hazırlamış çeşmeyi yapan, demiş ki sultanım efendim, buyurun Hristiyanların raporu budur, Yahudilerin raporu da budur, Müslümanların raporu da budur. İşte ben bu Müslümanların bu çeşmeden su içmesine haram olsun dedim diyor. Müdafaa olmazsa koca ne halt etsin be kardeşim yani? İmkan var mı? Müslüman davaya sahip çıkacak, muhafaza edecek, müdafaa edecek. Öyle lafının efendim pazarlıktan tereddütle canım ne olacakmış Allah Allah filan merakla, tecessüsle bu iş olmaz. Canını malını ortaya koymadıkça Müslümanın davası bir adım ilerlemeyecek. Mesele çok mühimdir. Rasul-ü Zişanımızın bu hareketi bunu ispat ediyor. Beni müdafaa edecek misiniz? Efendimiz de hemen yubâi'ukum alâ en temne'ûni mimma temne'ûne minhu nisâekum ve ebnâekum. Kadınlarınızı ve çoluk çocuğunuzu zararlardan, ziyanlardan ve düşmanlardan muhafaza ettiğiniz gibi beni de muhafaza edeceğinize göre ve bunu yapacağınıza söz verdiğinize göre şimdi size biat ediyorum. Mesele böyle düğmeli. Ve artık